x bölü 3 y bölü 5 z bölü 8 eşittir toplamı 6 olduğuna göre 40x 24 y 15 z'nin ifadesinin değerini bize sormuş burada. Yani biz burada paydaşı 3, 5 ve 8'in ekoku 120'de eşitlenir. Burayı 40 ile burayı 24 ile burayı 15 ile çarpacağız. O zaman 40x artı 24 y artı 15 z bölü 120 eşittir 6. 120'yi de karşıya yolladığımız zaman 40x artı 24 y artı 15 z eşittir 720. A ve B mutlak değerleri birbirine eşit olmayan iki gerçel sayı olmak üzere A eksi B'ye 6 vermiş, eşitlik vermiş. Buna göre X'i soruyor. Bakın şurada şu B kareyi karşıya, bu B X bölü 3'ü de öbür tarafa arasak burası A kare eksi B kare olur. Burası da A X bölü 3 artı B X bölü 3 olur. Bu iki kare farkı olduğu için A eksi B çarpı A artı B şeklinde yazılır. Burada da x bölü 3 parantezini aldığında a artı b gelir. Mutlak değerler birbirine eşit olmadığı için yani bunların toplamı sıfır olamaz a ile b'nin toplamı. Onun için a ile b'yi sadeleştirdiğimizde a eksi b eşittir x bölü 3. A eksi b ile soruda vermiş 6. 6 eşittir x bölü 3 ise x ne çıkar buradan? 18 bulunur. O buna göre A ile B arasındaki ilişki açılarından hangisidir? Bakın 2, A'yı 2 ile çarparsak ne yapar? Yukarıyı çarptık 2 ile 2x bölü 2x artı 3c. B'yi 3 ile çarparsak 3b eşittir 3c bölü 2x artı 3c. Bu ikisini topladığım zaman ki A ile 3b'yi paydalar ikisinin de eşit. Payları topluyorum. 2x artı 3y bölü 2x artı 3y olur. Bunları sadeleştireceği için ne çıkar sonuç? 1. 2 artı 3 b eşittir 1 olur. Olduğuna göre d'nin eşitini bize sormuş sorumuzda. Yani biz şurayı düzenlersek d'yi yalnız başına bırakacağız. A eşittir bc b çarpı c eksi b bölü d olur. Bunu karşıya, bunu bu tarafa attığımızda b bölü d eşittir b çarpı c eksi a oldu. D'yi bize yalnız bıraktığı için d ile bunu yer değiştiriyorum. O zaman b bölü b çarpı c eksi a eşittir d e olur. Denklem sistemini sağlayan x ve y değerleri için x artı y toplamının bize kaç olduğunu sormuş. Şimdi biz burada ne yapacağız? İki tarafı da direkt topladığım zaman 20x, 19x, 39x, 39y burayı da topladığımda 9, 3, 9, 3. Evet. 39 parantezini aldığım zaman x artı y eşittir 3939. İki tarafı 3939 39'a böldüğüm zaman ne yapar buradan? X artı y eşittir 101 olur. P ve Q pozitif tam sayılar olmak üzere demiş bize x kare eksi p x eksi q eşittir sıfırdır. Buna göre x küp ifadesi hangisine eşit olamazdır diyor. Ben düzenlememi yaparsam x kareyi yalnız bırakırsam buradan x kare ne olur? P x artı q. X kare x küp ne demek? X çarpı x kare demek. X kare gördüğüm yere bunu yazarsam ne yapar? X çarpı p x artı q. Bunu da dağılma üzerine uyguladığımda p x kare artı q x.
Yine şurada x kare gördüğüm yere px artı q yazdığım zaman p çarpı px artı q burası artı qx dağılmayı yaparsak p kare x artı p çarpı q artı qx oldu burası. Burada x parantezini aldığımız zaman p kare artı q oldu. Bir de p çarpı q. Yani şu şekilde bir ifade elde ettim en son. X'in katsayısı ne olacak? P kare artı q olacak. Sabit sayımızda p çarpı q olacak. Burada bu şartlara uyan, şuraya yazıyorum. X'in katsayısı p kare artı q. Sabit sayımızda p çarpı q. Bu şartlarla yazdığımızda tam sayı, pozitif tam sayı dediği için p ve q'ya 2 dersek p'ye 2'nin karesi 4, q'ya 1, yani farklı bir şey diyebiliriz ama biz burada 1'e 3 dediğimizde 1'in karesi 1, bu 3 toplarsak 4x artı 1 kere 3 de 3 oluyor. Yani x küp 4x artı 3 olur. P'ye iki, Q'ya 4 dersek 2'nin karesi 4, 4, 4 daha 8x yapıyor. 2 ile 4'ü çarptığımda burası da 8 oluyor. Yani 8x artı 8 olması lazım. Şıklarda yok. 8x artı 7 nasıl olur? 8x artı 7 de P'ye 1, Q'ya 7 dersek burası ne yapar? 8. Burası 8x artı 7 yapar. Bu da var şıklarda. İşte 5'e 1 yazarsak 26x artı 5 olur. 3'e 1 dediğimiz zaman 10x artı 3 olur. Ama 2'ye 4 dediğimde 8x artı 8 gelmesi lazım. Ama 8x artı 5 ne yapamayız, elde edemeyiz. Eşitlikler veriliyor. Buna göre bizden x'i sormuş. Şimdi y ne eşit birinci eşitlikte? 5 bölü x. X'li ifadeye çeviriyorum. Z ne eşit? 8 bölü x. Yerlerine yazarsam 2x ne yapar? Zaten kendisi. 2y ne yapar? 2 ile çarptığımda 10 bölü x. Z neydi? 8 bölü x. Toplam ne yapıyormuş? 12. Burada şunları birleştirdiğim zaman 2x artı 18 bölü x eşittir 12. Denklemi düzenlersek yukarıya geçelim. 2x kare artı 18, x'i de karşıya yolladık, 12x oldu. Sonra bunların hepsini bir tarafa aldığımda 2x kare eksi 12x artı 18 eşittir 0. 2 ile hepsini sadeleştirdiğim zaman x kare eksi 6x artı 9 eşittir 0 olur. Bakın bu bir tam kare, yani x'i 3'ün tam karesi eşittir 0. X buradan ne olur o zaman? 3 bulunur. A, B, C sayıları aşağıdaki eşitlikleri veriliyor diyor. Buna göre bize 3A, 4 ve 5C'nin eşitliği olmuş. Şu yukarıyı, şu birinci eşitliği ben 6 ile çarparsam 6A artı 6B artı 6C eşittir 300. Aşağıdaki eşitliğim 3A artı 2B artı C eşittir 100. Çıkarttığım zaman bunu 3A kalır, 4B kalır, 5C kalır. Bu eşitliği.